3. sayfada deniliyor ki bütçemiz insan odaklı, refah ve huzuru hedef alan ve geleceği hesaba katan, büyümeyi, istihdamı, yatırımı destekleyen ve mali disiplini gözeten bir bütçedir. Elbette ki bir bütçeden söz ederken mali hesaplar, ekonomiden söz edilecektir ama bütçe bir hak olduğu için, bir insan hakkı olduğu için bütçe konuşmalarında Sayın Başbakan'ın en azından bir tek cümleyle Türkiye'de insan haklarının gerçekten sağlanabilmesinin koşullarını yaratmak üzere şunları, şunları, şunları da yaptık diyebilmesi gerekir. Fakat ne yazık ki içinde bulunduğumuz iklim bunları söylemeye herhalde izin vermiyor. Bunları söylemek için Türkiye'de bir gerçekliğin olması gerekir. O gerçekliğin ifadesine ihtiyaç vardır. Haksızlık yapmak istemedim. Devam ettim. Kadının insan hakları da var. Çocuğun insan hakları da var. Acaba kadının insan hakları ya da çocuğun insan hakları konusunda bir cümle söyleyecekler mi dedim. Evet, bir cümle söylüyorlar. Diyorlar ki kadınlara yardım ettik. Kadınlara ekonomik yardım ettik. Bu hangi bakış açısının cümlesidir? Bu kadın erkek eşit değildir. Bunu özümsemiş bir anlayışın karşılığı olan bir cümledir. Nasıl yardım ediyorsunuz kadınlara? Kadınlara yardım etmeyiniz. Kadınların yardıma gereksinimi yoktur. Kadınlar bütün insanlar gibidir, erkekler gibidir. Ama onlara sunduğunuz ekonomik desteklerden söz ediyorsanız o destek de onların emeğinin karşılığıdır. Yani onlar evde yaşlı baktıkları için, çocuk baktıkları için, özürlü, engelli ile ilgilendikleri için bir ödeme yapılıyorsa ki tartışmalıdır bu da, ama bu bir emeğin karşılığıdır. Çocuk haklarından bir tek cümle var yine. Çocuk haklarını geliştirdik. Evet, geliştirdiler. Aladağ'da çocuk hakları çok gelişmişti. Yurtlarda çocuk hakları çok gelişmişti. Biz ona tanıklık ettik. Emniyette insanlar yeniden işkence gördüklerini söylüyor. Yeni baştan kanlar içinde kaldıklarını söylüyor. Çocuklar kendi namuslarını koruyamaz haldeler. Zaten yapamazlar böyle bir şeyi. Anneler, babalar çocuklarının sokağa çıkmasından emin değiller. Şimdi burada herhangi bir biçimde yolsuzluğa karşı çıkan herhangi bir cümleye bile tahammül edemez durumdayız. Peki değerli arkadaşlar, parlamentolar doğru düzgün yasalar yapmazsa, bu yasalarla insan haklarını güvence altına almazlarsa, insan haklarının güvence altına alınmadığı ortamları denetlemezlerse, buralardan